Çetinler, varsa elinde sıcak bilgiler onları da paylaşmanı isterim. Polonya ordusu alarma geçmiş durumda. Polonya devlet başkanı olası risklere karşı orduyu alarma geçirmiş durumda. Yani görüyoruz ki bu Wagner meselesi, demin haritada da gösterdik aslında. Eğer arkadaşlarımız bir daha haritayı ekrana verebilirlerse o görüntülerde de aslında bu yol haritasının öyle hani Moskova şimdi karşıdan görüyoruz. Ortaya da açabiliriz bunu, evet. Ya da biz de gidebiliriz. Yönetmenim beni uyarsın, hangisi daha hangisi doğru daha kolayına olacaksa gelirse arkadaşların. Biz kalkalım peki. Öyle, hadi. Tamam. Yani şunu söyleyeyim, şu an Rostov'dan Moskova'ya hareket etmeleri bekleniyor. Demin yayında da söyledim, 10 saatlik bir mesafe, 500 kilometrelik bir yol. Tabii bu güzergah aynı zamanda Polonya'yı da olağanüstü bir şekilde tedirgin etmiş durumda. Evet, demin bahsettiğim, evet, arkadaşlarıma yollamıştım. Bu yol güzergahı ve şu an işaretli olan noktalar, şu bölgelerde de Ruslar hızlı bir şekilde checkpointlerini oluşturmaya başladı. Görüyorsun, bazı noktalarda çok sıklıkla kontrol noktaları var. Demek bu ki kırmızı işaretler kontrol noktalarını mı gösteriyor? Kontrol noktaları, evet, buralarda barikatlar oluşturulmuş. Hatta demin görüntülerde de verdik, Moskova Belediyesi Moskova'nın girişinde akısı sağlayan bütün otoban yollarına çöp araçlarını ve harpet araçlarını getirmiş durumda. Bir diğer nokta da demin gösterdik, evet, şu an kırmızı noktayla görülen noktalar. Burada buradaki iş adamlarından, müteahhit firmalardan alınan araçlar buralarda konuşlandırılmaya başlandı. Herhangi böylece bir yollar şekilde kapanıyor, yollar geçişi kapatılıyor. Evet. Ama görünen tablo bayağı noktada şu an görüyorsun. O Moskova'ya zaman 10 saatlik gidiş, diyoruz ama böyle bu daha yol da 10 saatinde daha da uzayacaktır ama yani bu güzergah aynı zamanda şöyle de bir durumu ortaya koyuyor. Sınıra yakın bir aks. Dolayısıyla Polonya ordusunun tedirgin olması, Polonya'nın tedirgin olması normal. Ve ileriki saatlerde şu görmüş olduğumuz güzergahta biz hani 400 araçlık bir konvoyun hareket kapasitesini, ki bunlar askeri araçlar, zırhlı araçlar, normal şartlarda 6 saatte gidebilen bir yolu 10 saatte gidebilir diye düşünüyoruz ama bence daha da uzayacak. Daha da uzar. Çünkü bu barikatlar, şu an görmüş olduğum bu noktaların her birinde barikatlar var. Çatışma olacak mı? Belki de bu sürecin seyrini Sena ne belirleyecek biliyor musun? Buradaki barikatlardaki direnç. Demin sevgili Abdullah bize önemli bir mesaj da verir. Tabii. Orada direnç var mı yoksa Moskova'ya, evet, rahatlıkla yürüyebiliyor mu? Bu dirençler kırılabiliyorsa, mesela demin konuştuk, bir mermi dahi atmadan şehri girip aldı Rostov'u. Şimdi bu barikat alanlarını geçebilecek ise eğer, o zaman şartlar değişir. Bu çatışma daha da şiddetlenir. Moskova'nın içine kadar taşınan bir çatışma alanına dönüşebilir. Ama bu barikat alanlarındaki direnç kendini çok sert bir şekilde hissettirirse o vakit iş değişir. Ama tabii burada bir şey konuşmak gerekiyor. Sayın Hakkı Pekin belki de bu konuda daha aydınlatıcı bilgi verebilir. Rusya hava kuvvetleri güçlü bir hava kuvvetleridir. Yani uçaklarıyla ve bu konuda da gerçekten çok sert ve acımasız bir yapısı vardır. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bu saate kadar Wagner'e yönelik herhangi bir şekilde havadan bir müdahale olmadı.